Oyunun sesi umarım çok değildir. Açılış filmini izleyecek misiniz? Evet. Peki oyun sırasında diğer filmler gösterilsin mi? Evet. Hadi bakayım. Bazen gözlerimi kapadığımda, zihnimi özgür bıraktığımda, kendi dünyamın ötesinde bir dünya görebiliyorum. Uçsuz, bucaksız ve muazzam. Olmak istediğim bir kızın gözünden görebiliyorum. Fakat bilincim yerine geldiğinde bu mutlu rüyanın gerçek olmadığını fark ediyorum. Oha, çizimler çok güzel. Uyandığımda o dünyayla olan bağlantım yavaş yavaş hafızamdan kayboluyor. O dünyanın kaybolmasına izin veremem. Hayallerimin o parçacıklarını sonuna kadar saklayacağım. Belki o dünyaya asla ulaşamam. Ama belki bir gün gerçekten o rüyada gördüğüm kız olabilirim. Furry. Yalnız kızın odası. Sanırım bugün için çizimimi bitirdim. Süper. Oyunun sesi rahatsız etmiyor değil mi arkadaşlar? İyi bir düzeyde yani. Umarım öyledir. Grafiklere düştüm. Bir dakika, Kazım kız mı? Tabii ki lan. Annem ile babamın nerede olduğunu merak ediyorum. Hep öyle olur değil mi? Bu ne, yılan mı bu? Melody hasta görünüyor. Yemek yemek istemiyor. Ne yapmalıyım? Yıkanmaya hazır bir kıyafet yani. Oo, bu biziz galiba. İçinde daha genç bir fotoğrafın bulunan resim çerçevesi. İyiymiş. Saçımız da uzun ha maşallah. Bu senin çöp kutun. Burada çok beğenmediğin çizimlerle dolu buruşuk kağıtlar var. Hep öyle olur zaten. Bu senin günlüğün. Ne yapmak istersin? Oyundan çık, günlüğü kapat. Bugünün yazısını oku. Neymiş? Bugünün ayeti. Bugün de geri dönmediler. Annemle babam ne zaman eve gelecek? Gerçekten çok yalnızım. Aa, annesi babası dert. Yazık lan. Melody'nin durumu iyi değil. Nedense hiçbir şey yiyemiyor. Zaman geçirmek için hayat dolu hikayeler hayal ediyorum. Neredeyse gerçeği unutacağım. Bu hikayelerde hep olmak istediğim kişi oluyorum. Cesur, güçlü, korkusuz. Harikalar ormanında özgürce yaşıyorum. Hayallerimin dünyasında. Arkadaşlarım bile oluyor. Fakat bu hayallerin sonunda bu dünyanın gerçek olmadığını hatırlamalıyım. Günün sonunda sadece benim olduğumu hatırlamalıyım. Zavallı ben, korkak ben, yalnız ben. Eyvallah Egen. Yılan aslında ölüymüş falan. Bence ölüdür ama yine de sen bilirsin Kazım. Biraz yorgunum, dinlenmek istiyorum. Yine yatacağım mı yatağa? Daha yeni kalktım. Burada bir sürü resim var. Vay. Hayallerinin birçok çizimi ve yaşamaya çok istediğin bir dünya. Henüz o kadar yetenekli değilsin. Fakat yaptıklarında gurur duyuyorsun. Bence güzel çiziyorsun. Yalan yok. Toby gibi köpek çiziyorsun ayrıca. Bir süremde. Bu bir aile fotoğrafı. Ailenin başka bir üyesinin fotoğrafı. Onunla çok eskiden tanıştığın için kim olduğunu hatırlayamıyorsun. Kayıp ablamız mı acaba? Burası ailenin odası. İçeri girmemeliyim. Çünkü terk ettiler. Bir vazo. İçinde güzel çiçekler olan bir vazo. Oyun nasıl kaydediyoruz arkadaşlar? Plan var mı? Galiba kaydedemiyoruz. Şu an çünkü bütün tuşlara bastım ama hiçbir şey gelmedi. Bir çiçek resmi. Hı, oyunda koşma. Şu an koşuyor muyum? Telefon. Belki ailemi aramayı denemeliyim. Cevap yok. Bence çekmiyordur ama sen bilirsin. Bir dağ resmi. Hasan Dağı mı lan orası? Bir saksı bitkisi. Oyunun Kayseri'de geçtiğini düşünsenize. İçinde güzel çiçekler olan bir vazo. Bence güzel olur. Bir vazo. Bir askılık. İyi oyunlar Erdem abi, çöp atmam gerek. Kolay gelsin ayakkabılar. Underfell oyna ya. Bilmiyorum ki ne olduğunu. Kaydetme yok oyunda. Oyundan her çıktığında baştan başlıyorsun. Tübe, ah çenem kırıldı galiba. İnşallah kırılmamıştır. Mutfak sandalyesi. Normal bir sandalye. Bu bir kağıda benziyor. Ama benzemiyor da. Ha, faturalar ve evraklar. Bir saksı bitkisi. Radyo, içinde eski bir şarkı çalıyor. Türkü çalsa. Bir saksı bitkisi. Gerçi türkü mü, ondan da emin değilim. Çöp kutusu. Buzdolabı tamamen dolu ama ne yiyeceğine karar vermek zor. Etli ekmek. Tabii kesinlikle zor değil. Mutfak lavabosu biraz tıkanmış. Bu bir fırın. Biraz korkutucu. Fırının üstünde bir tablo var. Bakmak ister misin? Bu kesinlikle Toby.
Kesinlikle Toby. Plajdaki bir köpeğin resmi. Bir kesme tahtası. İçinde güzel çiçekler olan bir vazo. Çeşitli baharatlar ve malzemeler içeren bir dolap. Erdem'den türküler. Oturma odası. Müzik güzelmiş. İç küçük bir masa. Çöp kutusu. Bir yatar sandalye. Oo, en sevdiğim. Bu ne? Rahat bir koltuk. Oo, Erdem sen türkücü müydün ya? Babanla mı türkücüydün mübarek? Bu bir televizyon. Bir çizgi film başlamak üzere gibi görünüyor. İzlemek istiyor musun? Henüz değil. Etrafı iyice bağışlayayım. Bir gün batımı tablosu. Bir vazo. Ve banyo. Küvet perdesi onu yanlışlıkla yırttığın çok olmuştu. Çok olmuştu. Lavabo musluğu. Banyo temalı çöp kutusu. Tuvalet. Tuvalet kağıdı. Hadi bakayım. Gumball izleyelim. Dın 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 dın. TRT çocuğa. Şeyi de çok seviyorum. Rafadan Tayfa da çok güzel. En sevdiğim iki çizgi filmler zaten bir Rafadan Tayfa ile Gumball. Aslında şey de çok güzel. Hakkını yememek lazım. Kral Şakir de bence çok güzel. Güzel esprileri var. İzleyelim bakalım. Ooo, çizimler çok güzel ya arası. Çabalarınız nafile. Beni yenmenize imkan yok. Teslim olun ve kaderinize boyun eğin. Durum böyleyken işimiz bitmiş gibi görünüyor. Ancak arkadaşlığın gücüyle gücümü kullanacağım. Ne? Hayır, bu çok tehlikeli. Bunun başka yolu yok. Siz bana hatim indirin. Ben de her ne deniyorsan benim karşımda hiçbir şansı yok. Bunu görürüz. Umut sesleri. Bu riskli gücü kullanarak kahramanlarımızın bir şansı olacak mı? Sonraki bölümde. Transilvanya çıktı. Devam edecek. Aha, büyülendi. Huşu içindesin. Şey gibi. Namazı kılarken de huşu içinde buluruz ya. Bu programı sevdin. Şey gibi Undertale yazılarına benziyor. Shonen animeler be like. Erdem seni cidden zorla seslendirme işine sokacağım. Henüz dışarı çıkmak istemiyorum. Günlüğüme bir şeyler yazmak istiyorum. Ve galiba internetim gitti. Heh, internet düzeldi. Devam edebilirim. Günlüğüme bir şeyler yazmak istiyorum. Aşağıda ne var acaba? Bodrum katını hiç sevmem. Kesin burada bir bokluk olacak çünkü. Lan yansımam yok. Yoksa az önceki bu bir ayna. Vay fena değiliz ha. Bu sensin. Bugün tatlı görünüyorsun. Eyvallah ayna. Ne oldu lan? Korktum ben böyle geri dönünce. Bu bir kutu. Bu masanın üstünde bir kutu. İki ayrı kutu vardır. Bir masanın altında, bir masanın üstünde. Eski makbuzlar. Oyunun sinematikleri oyundan daha kaliteli lan demiş. Bir kurutucu. Bir çamaşır makinesi. Şu ne? Depo mu? Su deposu galiba. Kazan. Korkunç görünüyor. Yani bir zahmet. Borularla dolu. Bu ne? Bu bir süpürge. Bence yatalım artık. Sol tarafa da gittiğimize göre. Gitmiş miydik? Gittik galiba. Aynen. Gittik. Mutfaktaki şey güzelmiş ama. Şark köşesi çok hoşuma gitti. Artık uyuyabilirim. O oyun konusunu ben de bilmiyorum. Bu senin yatağın, uyumak ister misin? Belki yarın daha iyi bir gün olur. Evi süpürge. Değil mi? İş yapalım. Yatmayalım. Yüksek sesler olabilir diyordu oyunda. Ama şu ana kadar hiç karşılaşmadım. Galiba böyle diye bağıran bir şey çıkacak karşıma. Arkadaşların hiçbiri onunla sakınmıyor. Annesi babası gitti. Yapayalnız kaldı. Bir tek neydi ve yaşadığı belirsiz bir yılanla birlikte kaldı. Çizerek hayatın garipliğinden uzaklaşıyor. Ve arkasında o hep olmak istediği dinozor at ve furry karışımı bir şey var. Oha, menemen koktu. Ne kadar uyumuşum. Oyundan mı geldi koku? Onlar geri gelmiş mi diye etrafa bakmalıyım. Bence garip yaratıklar gelmiştir.
Odalarına girmeyeceksek eğer, yapacak bir şey yok. Belki kapıyı tıklatmalı ve geldiler mi diye bakmalıyım. Cevap yok. Sanırım etrafa bakınmalıyım. Evet, YouTube'a atacağım bu yayını. Ertesi sabah. Aile, el alem çocuğun eve kapatarak terk eder, bizdekiler de cami avlusuna bıraksın. Oğlum cami avlusuna şükret lan. Bu kızınki çok daha kötü. Yine orada insanların içine bırakılıyorsun. Hiç kimse yok oğlum. Dışarı çıkalım bence. Bence çık. Belki yarın giderim. Ya kızım bak çık işte. Yoklar bak yoklar. Her odaya gireceğim senin için. Yoklar. Annem beni telefonla uzaklaştırmak için prizi temizle diyor lan. Bence temizle. Abi ailesi bırakmıyor ki. Oğlum ne oldu? Nerede o zaman kız? Anlamadım ki. Ailesi bırakmış gitmiş işte. Sonunda öğreneceksin ne oldu. Kız yoksa komada mı? Hep böyle oluyor. Bu senin yatağın, uyumak ister misin? Hadi uyuyalım. Henüz uykum yok. Ne yapacağım ben şimdi? Yılanla konuşayım. Melodi artık hareket etmiyor. Aga be. Bugünün sözünü okuyalım. Cümlesine daha doğrusu. Bu senin günlüğün. Ne yapmak istersin? Henüz yazacak bir şeyim yok. Önce etrafa bakınmalıyım. Bence yeteri kadar bakındık ama yine de sen bilirsin. Her şeye tekrar tekrar bakacağım diyorsun yani. Oo, bu biziz. Yeah boy. Koltuk ve televizyon. Aa, doğru, çizgi film izlemeyi unuttuk. Dın 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 dın. Melodi melomen yapalım. Aa, no. Koltuk. Bu bizim normal yatar sandalyemiz değil. Yoksa onlar geri gelip sandalyemizi mi değiştirdi? Bu bir televizyon. Evet, izleyeceğim. Bu ne lan? O ne oğlum? O göz neydi lan? Artık izlemek istemiyoruz. Böyle bir şey görsem ben de izlemek istemem. Dürüst olayım. Oo, kim? Merhaba birader. Hoş geldin ya. Anne sen misin? Sen de kimsin? Sadece bir misafirim. Ulan kapıyı tıklat. Yürü git lan buradan. İnsan bir baklava maklava getir. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Bu mu yani? Evinden götürsen oğlum şunu. Bir zamanlar Can isimli biri vardı. Havuzdayken boğulmaya başladı. Ta ki Can kurtaran onu kurtarana dek. Streamlabs, bu büyük görevi yapıp o yorumu sildiğin için teşekkür ederim. Erdem, erkek o Erdem, kalma çocuğum. Nasıl lan? Bir dakika. Lan oğlum şş. Ne oluyor bu çizimlere? Pek sayılmaz. İncelemek için buradayım. İncelemek mi? Neyi inceleyeceksin? Seni. Sadece ne olacağını görmeye geldim. Ne demek istiyorsun? Ay sokayım ya. Erdem Can, I love you. Ben Can değilim ama eyvallah. O nereye gitti? Cehennemin dibine. Yo, muhteşem bir mekan. Ben yatacağım ya, kesin illüzyon görüyoruz yalnızlıktan. Uyumak isterim, evet. Ne yapacağım oğlum, daha ne yapabilirim yani? Ailemin odasına mı gireceğim, ne yapacağım? Tıklatmayı denedim. Başka yerlere bakınmalıyım. Kesin mutfağa gitti var ya. Artık korkuyorum, eğer ana karakterde erkek çıkarsa. Mümkün. Ben bu tipte gördüm yani, bu kadar uzun saçlı. Ve gözlükleri olan. Bence Kazım çok masraflı olunca onu evde bırakıp gitmişler. Bence evi de bırakıp gitmeleri biraz daha fazla masraflı olmuş. Erdem konu kız ki oradan daha pozitif gibi, dikkatli ol. Ben yarın çıkarım. Yani ne yapacaksın? Daha ne yapabilirsin ki? Telefonla ara ananı babanı. Ne yapayım yani? Bu bir telefon. Belki ailemi arayabilirim. Cevap yok. Doğal olarak bizden Torku. Hoş geldin Tuğçe. Yoksun oğlum işte, yoksun. Her yere baktık yani, ne yapabilirim? Artık izlemek istemiyorsun. Rahatlık oldu. Dolaba gideyim, ne diyecek bir şeyler bakayım.
Bu bizim normal yatarsanemiz değil. Kesin iki yalan sipariş ettiler. Bunu nasıl yapalım? Günlüğüne yazarsam uykusu gelir. Günlüğe daha yeni bir şeyler yazdım. Günlük tut lan Erdem Kun. Ne kadar kibarsınız lan hanımefendi. Hemen günlük yazalım. Bugün eve garip bir adam girdi. Adam mı? Tanananananana. Gözlerime inanamadım. O gerçek miydi bilemiyorum. Onu görünce biraz korktum. Ama belki o sadece biraz hayaldir. Bir adama. Tamamen hayal değildir. Melü de artık kıpırdamıyor. Sanırım uyuyor. Annem ve babam ne zaman eve dönecek? Ne yapacağımı bilmiyorum. Biraz uykum var. Dinlenmeliyim. Oğlum çık hava al. Gebercen evi. Bu senin yatağını uyumak ister misin? Belki uyandığımda geri dönmüş olurlar. Erdem de Türkü Bar'a hoş geldiniz. Bir kızıl goncaya benzer dudağın açılan tek gülüşün sen dudağın. Bir de ilahi mi söyleyecek, ne yapacak? Aha! El! O kim lan? Korkutucu. Please help her. Lütfen ona yardım et. Etmeli miyim? Lütfen bana yardım et. Ne oluyor oğlum? Allah kahretmesin. Kabus görmeye de başladık. Bu işler hiç iyi bir yere gitmiyor. Melody artık hareket etmiyor. Artık biz de bir şey demiyoruz. Ne güzel. Pencereye de bakamıyor. Oo, yeni bir çizim geldi. O adamı çizmiş. Hayallerinin birçok çizimi ve yaşamayı çok istediğin bir dünya. Henüz o kadar aralıklı be. Dust Tale oyunu abi. Undertale'a yakın değil mi? Hemen Kara'yı daha fazla tanırsın. Eğer Undertale'la alakalı olup veya Undertale'ın nasıl diyeyim, rip-off'u olan bir oyun biliyorsanız ve korku oyunu değilse oynarım. Ama ne bileyim, Undertale Exe, Underfell, bunun gibi korku oyunları oynamamayı tercih ediyorum. Blendes ve o trap. Aynen Blendes'e. Tam bir Blendes vakası. Ben dışarı çıkıp biraz daha bakınmalıyım. Bugün dışarı çıkacağız galiba evden. Hadi bakayım. Yine iyiyiz. Çöpe bir bak abi. Çöp nerede lan? Çöp mü var oğlum? Undertale diye bir oyun var. Evet ya, ilk kez duydum geçen. Güzel bir oyun diyorlar ama. Aa, çöp boş lan. Bu senin çöp kutunun içinde hiçbir şey yok. Ne? Çöpümün tamamının dolu olduğuna yemin edebilirim. Oğlum siz iyi fark ediyorsunuz bunları ha. Ben hiç dikkat etmiyorum o kadar. Helal olsun. Kesin mobilya yine değiştirdiler var ya, dur bakayım. Evet. Vay anasına bak. Görüyorsun değil mi? Bu sandalye geri gelmiş. Neler oluyor? IKEA çalışıyor. Artık dışarı. Hadi bakayım. Hadi ya, bunu yapabilirim. Oksijeni çektim bütün dünyadaki. Ne oluyor lan? Oğlum ben çok mu günah işledim? Ne yaptım? Bütün namazları unuttu galiba kız. Neler oluyor? Ne harika bir manzara. Geri dönmeni tavsiye ederim. O haklı. Geri dönmeliyim. Bozuk bir televizyon gibi. Ne? Bu da neydi? Neler oluyor? Ben dışarı çıkmanın kötü olacağını biliyordum. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Çok korkuyorum. Annem ve babam nerede? Nerede olabilirler? Erdem, sakın ilerleme. Sakın yola gitme. Aşağı atla oradan. Acı yok Raki. Kesin öleceğiz. Oyunu kaydedek bari. Günlükte. Yine bir şeyler yazalım. Annemi ve babamı aramak için dışarı çıktım ve gördüğüm sanki kalbim yerinden çıkacaktı. Bir şeyler yanlış gidiyordu ama şey bitişik. Her şey bozuk ve korkunç görünüyordu. Ne yapacağımı bilemedim. Gördüğüm şeyler gerçek miydi? O garip adam da oradaydı. Kaosa bakıyordu ve buna sevinmiş gibiydi. Bana geri dönmemi söyledi. Ben de döndüm. Acaba o kimdi? Eğer onu tekrar görürsem belki ailemin nerede olduğunu sorabilirim.
Peki bunu biliyor mudur? Annem ve babam nerede? Yaralandılar mı? Yardımıma ihtiyaçları var mı? Ne yapacağımı bilmiyorum. Aklım çok karışık. Çok endişeliyim. Ne yapmalıyım? Ben nedense yine yoruldum. Neden bu kadar yoruldum? Ya kızım, çıkmıyorsun evden, spor yapmıyorsun, yemek yemiyorsun. Bence gayet doğal yani. Uyandığımda her şey düzelecek. Hoş geldin Kaan. Bu oyun Tem'in oyun yapmayı öğrenmek için yaptığı bir şey. Daha büyük bir oyun geliyor. Oo, bu bizim olmak istediğim şey. Aynı oluyor. Lan çizgi film izlemeyi unuttuk. Tüh. Aha Naruto. Sen de kimsin? Sen de kimsin? Ben mi? Vah falan böyle. Ha. Tamam. Aha yine çöpler büyükmüş. Ya oğlum bak, kesin yaratıklarla birlikte yaşıyoruz ama. Artık TV izlemiyor. Morkuyor muyuz televizyon izlemekten? Bu senin çöp kutun. Burada çok fazla beğenmediğin çizimlerle dolu buruşuk kağıtlar var. Ve onları kimin koyduğunu hatırlamıyoruz. Yine. Aha. Günlüğü okuyamıyoruz. Tan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 
müzik de gelmiyor. Tüküreyim böyle işin içine. Ne oluyor oğlum ya? Televizyon bozuldu, yeni televizyon almam gerekiyor. Neler oluyor? Annem bile babamı acilen bulmam lazım. Son çare olarak kontrol edeceğim. Onları bulamazsam geri dönerim. Televizyondan her an halka çıkabilir. Erdem resimlere bak. Erdem dikkatli ol, burası kötü yollar. Monika birlik oldu. Henüz geri dönemem. Hani nerede resimler? Bu bir aile. Annemle babam yok. Bunun kim olduğunu hatırlamıyorum. Bir tek o kalmış zaten. Oğlum resimlerin hepsi gitmiş ya. Bu resim neyle ilgiliydi? Hatırlamıyorum ki. Ne oldu? Amnezi hastasınız. Neyse anlamadık ki. Dolaptan bir şeyler kaldı herhalde. Geri dön ya demiş. O televizyonda gitmiş mübarek. Haydi ya tüküreyim. Halıda bir şey var abi. Halıda görüntü var abi. Halı bozulmuş ya. Hangi halıyı kastediyorum? Bir sürü halı var evde. Ah! Oyuncak var. Kimsin lan sen? Bu oyuncak bebek de nereden geldi? Bu benim oyuncak bebeğim değil. Ama nedense tanıdık geliyor. Oyuncak bebeği yanına al. Bu çok zor bir karar. Al bakalım. Tanıdık. Oyuncak bebeği yanına aldın. Kesin var ya. Çıkacak cebimden. Ağzıma tükürecek benim değil mi? Yemeklere bir şey olmadı değil mi? Nah. Angel Softlet çakması. Oyuncağı al mutfaktaki. Al onu demişsiniz. Aldım zaten. Biraz geç geliyor galiba yayın. Ki başka bir şey kalmadı. Bence artık evin dışına çıkma vakti geldi. Underworld seri gibi seri. Ne oluyor lan? Gitmedi oraya. Şimdi anne baba odasına giderim o zaman. Her yere baktım. Son çare. Tamam geleceğim. Burada yoklar işte, hani ben ceset falan bekliyordum. Aa, defter var şurada. Açık bir günlük. Önceki sayfaları hep yırtılmış ama son sayfası bu. Annemin el yazısı. Bu günlüğü bulursan küçük yıldızım, üzgünüm. Sana son bir hoşça kal diyememedik. Çünkü meme önemli. Güveninin henüz yerine gelmediğini biliyorum ama biliyorum ki içinde cesur bir kız yatıyor. Keşke senin büyümüş halini görebilseydik. Tabloda ne var? Annemiz ve babamız var. İlginç. Bir çıkış bulursan lütfen biz olmadan devam et. Sanırım bizim için çok geç. Tüm kalbimle diliyorum ki umarım başka bir yerde, başka bir zamanda tekrar karşılaşabiliriz. Lütfen seni çok sevdiğimizi bil. Bize ne olursa olsun seni unutmayacağız. Annen olduğum için gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum kızım. Oda buruşmuş oğlum. Bu. Olamaz. Hayır. Hala bir yerlerde olmazlar. Hala onları bulabilirim. Onların benim yardımıma ihtiyacı var. Ben... Onları bulmalıyım. Ben... Uykum geldi. Ha, ağlıyor.
Kendine geldin mi? Duygu boşalması oldu az önce. Aha odam. Kan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 . Arkadaki vazoya bak demişsiniz. Kırılmış zaten. Kafanda kırılsın o vazo Erdem. Oğlum hani sağ üstteki saksıya... Hani nerede hani ya? Oğlum yok öyle bir şey. Hani yok yok. Ya ona değil abi bodrum kata git. Vazo vazo. Bodrum kata git demiş. İki tane mi çamaşır makinesi vardı burada? Bodrum kata niye git dediniz anlamadım ki. Neyse ya aman ben kendi odama gidiyorum. Ebeğin odasına gir. Ebem yok ki benim. Girmiyor işte görmüyor musun? Abi ananların odasındaki vazo. Lan girmiyor girmiyor. Çıktı bir kere girmiyor işte. Bu sensin. Bu benim. Süper bir muhabbet ya valla. Sen ailemin nerede olduğunu biliyor musun? Sanırım cevabı biliyorsun. Onlar gittiler. Hadi be oğlum. Ben bunu bilmiyordum. İsteseler de geri dönemeyecekleri bir yere. Hayır. Yani onları asla göremeyeceksin. Hayır, ben... Hayır, bu... Bu doğru değil. Onlar gitmediler. Onlar gitmiş olamazdı. Hayır. Anasıyla babası yazlığa gitmişler bence de. Pekala, bu dünyadan gitmiş olabilirler. Ama onları kurtarmak için çok geç değil. Ha? Bu nasıl olabilir? Ama şey söylediğini sanıyordum. Bu dünyadan evet ama hiçbir şey gerçekten yok olamaz. Eğer gerçekten istiyorsan onları kurtarabiliriz. Hemen şuradan Yasin suresi var. Bu dünyadan başka bir dünya daha var. Nasılsa tanıdık olduğum bir dünya. Çizdiğin basit çizimlerle canlanmış bir dünya. Görünüşe göre onun yüzünden o dünyayla bağlantı kurdum. Senin için oraya bir yol oluşturmak çok zor olmaz mı? Eyvallah tanımadığım adam. Böyle bir dünya mı var? Yani orası gerçekten var mı? Ama bu yola adım attığında asla bu hayata geri dönemezsin. Asla geri dönemeyeceğini bilerek adım atacak mısın? Eğer onları kurtarmanın bir yolu varsa o zaman başka çare yok. Yumenikki'ye benziyor. Şeytanın lafını uyuyor şu an evet. Bir şans var. Bunu yaparken bu dünyada sahip olduğun şeyleri yavaş yavaş kaybedeceksin. Bunların umurunda olmadığını biliyorum ama seni mutsuz edebilecek tek bir şey var. Melody. O da kaybedeceklerin yanında ailenin ile anılarının da olması. Ha, anılarımızı kaybedeceğiz. Bu riski göze alarak adım atmaya kararlı mısın? Bu dünyanın anıları olmadan onları nasıl kurtaracaksın? Ben annem ve babamdan kalan anıları unutacak mıyım? Hayır, o anılar, onlar benim her şeyim. Burada kal ve anılarına sonsuza kadar tutun o zaman. Sonsuz bir uçurumda. Nasıl? Onları hatırlamazsam nasıl kurtarabilirim? Bunlar ne saçma seçenekler? Senin ben ağzına tüküreyim. Sen neden bunların neden olduğunu biliyor musun? Buna sebep olan şey? Sanırım evet. Buraya çok uzun çok uzak olmayan bir dünyada büyük, kararsız bir güç var. Bizim yayın 300 milisaniye önde olduğu için sizin bahsettiğiniz vazoyu ben 300 milisaniye sonra öğreniyorum. Öyle bir sıkıntı var ne yazık ki. Bu da internet hızımdan kaynaklanıyor. İnternet hızım biraz daha iyi olsaydı o hızı düşürmeyi çok isterdim. Hatta şu an biraz daha düşüreyim ya. Umarım biraz daha iyi olmuştur. Ups. Oyunu kapattım yanlışlıkla. Yani yok oyunu kapatmamışım. Sadece arkaya almışım. Hadi bakayım. Tamam, bir esnedim kendime geldim. Şey, bu dünyanın çökmesine neden olan şey veya belki bu dünya kendini başladığı güne geri döndürüyordur. Eğer bunlar şu an oluyorsa neden buraya geldin? Niye çöken bir dünyaya geldin? Merak. Fazla merak.
Birisini ararken bu küçük dünyaya rastladım. O kişi de tüm bunları yapan şüpheli kişi. Ya da bu dünyanın çöküşünü hızlandıran kişi. Bu yerin sefil kaderi ilgimi çekti ve bu dünyayı görmeye geldim. Birilerini burada bulmak beni şaşırttı. Ayrılmak için senin de zamanın yok. Eğer burada kalırsan uçurumun sonsuz boşluğunda boğulabilirsin. Çok uzun süre uyanık kalamıyorsun, doğru mu? Doğru. Gitmen ya da gitmemen pek de umurumda olmaz. Yanına gitmem gereken biri var. Yani bu bizim son görüşmemiz olacak ve senin son kaçış şansın. Bu dünyadan ayrılacak mısın? Ben gideceğim tabii lan. Gideceğim. Eğer onları kurtarmamın yolu varsa bunu göze almalıyım. Belki, evet, kalbimin derinliklerinde onların anılarına tutunacağım. Asla unutmayacağım. Akıllıca bir karar verdin. Bu kapıdan dışarı adım at ve arkana bak. Muhtemelen bir gün tekrar görüşürüz. Belki onunla bile görüşebilirsin. O zamana kadar hoşça kal. Sanırım doğru şeyi yapıyorum. Hissediyorum. Bu kapıdan geçtiğim anda rüyalarım ve mutluluğum gerçek olacak. Ben şimdi gidiyorum. Görüşürüz Melody. Melody'yi de al ya. Görüşürüz anne. Görüşürüz baba. Sizi asla unutmayacağım. Rushby. Yolo. Oo, animasyon güzel. Yine bir animasyon geldi. Ne oluyor be? Aa, o yaratığa mı dönüşüyor? By Temi Cheng. Temi Cheng tarafından yapıldı. Oyunun her şeyini o yaptı galiba. Yok, ses dizaynını Fat Bird yapmış. Ve Toby Fox yapmış. James Roach. Blue Soul ekibine teşekkür ederim. Sanırım annem ve babam bunu benim için istedi. Daha parlak bir dünyada yaşamam için. Hala gözlerime inanamıyorum. Bu dış dünya çok güzel. Vay! Harbiden güzelmiş. Son. Hiçbir şey anlamadım. Ama galiba bu daha sonra çıkacak tam bir oyunun demosu gibi bir şeydi diye tahmin ediyorum. O kim lan? Temi sen misin lan? Yine Toby gibi bir şey yapmış. Ekstras. Vay, iyi iş. Gizli odayı buldum. Bazı soruların olmalı değil mi? Şu an önemli bir işim olmadığına göre bana istediğin soruyu sormakta özgürsün. Sen de kimsin? Ben Temi, oyunun yaratıcısı. Oyunu çizdim, canlandırdım, hareketlendirdim ve yazdım. Şirin bir program kullanarak oyun içi ses efektlerini yaptım. Vay be! Lütfen beni işe alın, çalışmam lazım. Her neyse, bana sorusun. Hiç soracak sorun var mı? Oyuncunun ismi. Senin Erdem olduğun nereden mi bildin? Pekala, sormadan söyleyince de harika oluyor. Neden bir kediyim? Yalnız kızın oldu. O yakışıklı şeytan adam da kimdi? Oyun bu kadar mıydı? Buradan gitmezsin. Boşver. Yalnız kızan oldu. Doğru, kafan karışmış olmalı. Yeni bir dünyaya adım attı. Ama parçalanan dünyasındaki anormalliklerden dolayı bir şeytana dönüştü. Bu kısmen yeni yapacağım oyun için bir ön gösterim. Tahmin etmiştim. Ama o oyunu yapmak daha zor olacağı için ne kadar uzun süreceğini bilemiyorum. Umarım bir gün oyunu da görebilirsin. Her neyse, sanırım o böyle olmayı sevdi. Oyun için yeni bir başlangıç oldu. Ayrıca bu onun olmak istediği kişiyle benzerlik gösteriyor. Gibi gibi. Neden bir kediyim? Zaten hep öyle değil miydin? Ne? Tanananananananan. O yakışıklı şeytan adam da kimdi? Onu antik kahraman olarak düşün. Şey gibi. Ama aslında o iyi biri değil. Ama sanırım bu hikaye değil. Nasıl oldu? Ne oluyor lan? Onun karakter tasarımı hakkında. Evet, yakışıklı bir şeytan olmak zorunda mı? Utandım. Evet. Evet. Diyor ya. Kim diyordu? Kemal Sunal mı?
Orada farklı bir soru soracağım. Bahsettiği karakterler kimler? Onun şeytanın geri dönmek istediği kişi yok ki. Yakında yapacağım oyunun ana karakteri o olacak. Her şeye sebep olan karakter. Bir gün oyunu bitirdiğimde ne demek istediğimi anlarsın. Umarım. Oyun bu kadar mıydı? Evet, bu kadar. Üzgünüm, birazcık azdı. Azdı mı? Bu sadece RPG Maker'ın nasıl çalıştığını öğrenmek için yaptığım bir test oyunuydu. Böylece gerçekten yapmak istediğim oyunu yapabilirdim. Yine de umarım eğlenmişsindir. Oyun hikayesine fazla bağlı kaldım ve istediğimden daha uzun sürdü. Bu tür ve temaya sahip bir hikaye yazmaktan korkmuştum. Umuyorum seni fazla üzmemişim diyor. Ben beğendim. Öyleyse üzgünüm. Buradan gitmelisin. Ha? Aa! Gitti! No! Bu bir iplik yumağı, ne kadar eğlenceli. Eski yerine geri döndü. Ve kendi hareket ediyor galiba. Bu tanıdık bir oyuncak bebek. Şurada bir radyo var. Bu bir radyo. Tim'in favori müzikleri çalıyor. Birçoğu robotik bir ses tarafından söyleniyormuş gibi görünüyor. Aynı şarkının başka vokal coverları da var gibi görünüyor. Hatsune Miku. Sanırım izlenecek bir şey var. İzleyek bakalım. Görünüşe göre zaman geçti. Bu bizim kız değil mi? Ve o önceki hayatından kalan anıları unuttu. Ama o hala rüyasındaki kızla yakınlık kuruyordu. Fakat farklı nedenlerden dolayı... O kız belki bir gün... ona yakınlaşmasının gerçek sebebini anlar. İyiymiş. Ne diyeyim? Çizimler bayağı iyiydi. Gerçekten güzeldi. Beğendim ya. Yukarıda fotoğraflar var. Yine o kişi. Bu biziz. Bu yine biziz. Et diyoruz. Bu yine biziz. Uğuluyoruz. Ve bu da biziz. Dilimizi çıkarmışız. Ben gidiyorum. Henüz değil. Bence başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Toby'nin pampası. Aynı şey mi? Aynı şey. Abi çıkınca bir oyna bu oyun. Çıkarsa oynayayım inşallah. Ama bence yine bir destek alması lazım tabii Fox gibi. Yuma'yla oyna. Yuma'yla oynadım zaten yeteri kadar. Bu arada chat ne kadar geriden geliyor? Tekrar bir kontrol edebilir misiniz? En son attığınız yorumları okumaya çalışıyorum. O kız bu bebek. O kız bebek. Abi Silent Hills P... Bir dakika lan, bu mu yoksa? Bu galiba o, şu kız. Neyse. Bu oyunu kapatmanın vakti geldi. O kız bu bebekmiş Erdem. Bayağı yakın. İki yorum geriden geliyor. İyi, bayağı ilerletmişiz aslında. Güzel olmuş. Bir hızı indirdim. Yarı yarıya indirdim. 300 milisaniyeden 150 milisaniyeye indirdim. Artık çıkabilirim. Güzel oyundu ama. Beğendim. Oh şey. Merhaba kardeşim. Oba. Merhaba. Çok karanlık mı? Bana mı öyle geliyor? Hiçbir şey göremiyorum şu an. Bu bilgisayar. Bu ben miyim yoksa? Tozlu kitaplar. Okumak için fazla karanlık. Şifreye gir. Bilmiyorum ki. Hadi be. 0000 değilmiş. Bizim hocanın şifresi öyle miydi acaba? A soft glowing light trickles through the window. Pencereden bir ışık hüzmesi yayılıyor. Bir televizyon kumandası. Nico onu aldı. Notlar. Gezi. Gezi. Şu an hızlı gezi yapamazsın. A'la inceliyorum. B'le reddediyorum. Bununla yürüyorum. RT'le koşuyorum. Menüyü bununla açıyorum. Y'le envanteri açıyorum. Teşekkür ederim. Küçük dostum. Tamam. Hı. Oo, güzel koşuyor. Tamam. Nico burada uyandı. Ha, sarı bir şey var. Notlar.
Az önce notları okumuştuk, pardon. Envanteri yine oradan açacağım zannettim. Televizyon kumandasını kullanabilir miyim? Bilgisayarın üzerinde. Hadi bakayım. Oğlum bilmiyorum ki şifreyi. Allah Allah. Hiçbir şey göremiyorum şu an arkadaşlar. Siz görebiliyor musunuz? Odadan çıkabiliyor musunuz? Ha, oda kilitli. Bu televizyon mu acaba? Ovo, what's this? Erdem nerede yaşıyor? FBI olman lazım onu bulabilmen için. Bir program var, telefonu ikinci olarak, ikinci ekran olarak kullanmanı sağlıyor. Onunla yorumlara bakabilirsin abi. Çok teşekkür ederim. Yayın arada kapanıyor. Bir tek bana mı oluyor? Aa, bir odaya girdim. Bilmiyorum, yayının kapanmaması lazım. Şu an açık her şey. Gizemli sarı gözler Niko'ya geri bakıyor. Solmuş bir bitki burada duruyor, kuru. Ve kökü kırıldı. Yeni bir eşya bulduk. Kuru kök. Biraz yardımcı olabilir misiniz ya? Kumandaya da kitaplıktaydı galiba şifre. Kumandayı kitaplıkta mı kullanmam gerekiyor acaba? Bilmiyorum ki. Camın kenarından baksana. Aa. 2, 9, 8 ve 6 kayıp. 2 sarı, 9 kırmızı, 8 yeşil, 6 mavi. 2, 9, 8, 6. Güzel. Oo, bilgisayar. Bu benim bilgisayarım lan. Beni buldun. Neden? Çok geciktin. Dünyanın çoğu gitti. Bu dışarı çıkınca belli olacak. Gerçekten kaydetmeye değer değildi. Tekrar denemek ister misin? O zaman bunu hatırla. Buradaki eylemlerin Niko'yu etkileyecek. Senin görevin Niko'nun çıkmasına yardımcı olmak. Ve daha da önemlisi... You only have one shot Erdem. Oğlum bilgisayar geldi, bilgisayar. Şey, bildirim geldi. Siz göremiyorsunuz bunu şu an. Hadi be. You only have one shot Erdem. Peki. Eyvallah birader. Niko hears the sound of a door unlocking. Niko bir kapının açılma sesini duydu. Oğlum çok iyi lan. Ve ismimi biliyor. Kesin bilgisayarın isminden biliyordur. Tabii de. Çok güzel bir dokunuş. Oh shit. Oh freak. Ne geldi şimdi bize? Drive branch var. Kapağı artık açılabiliyor galiba. Aynen çıktım. Ya çok karanlık ama oyun ya. Bence biraz daha parlaklık artırma falan olması lazım. Merhaba. Kimse var mı? Çok tatlısın biliyor musun? Keşke biraz şey yapabilsem oyunu. Default movement. Bence koşalım. Beni hiç koşmak zorunda bırakma oyun. Parlaklığı %75 aldım. İnşallah böyle görebilirim. Biraz daha görebiliyorum, evet. Keşke bu kadar karanlık bir ortam olmasaydı. The TV gives off a dangerous looking spark. Televizyon tehlikeli görünen bir parlama efekti gösteriyor. Kumandayı kullanabilir miyim? Yok, kumandayı zaten kullanmışım. Ve gitmiş. Bir şişe alkol var. Niko aldı. Niko yapma evladım. Günah. Şömine. Belki de yakılabilir. Hemen yakalım. Bunu koy. Şu dalı koy. Dalı nerede yakabilirim ki? Hem hem hem. Hem 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 de hem hem yar. Orada bir şey var. Ama bu taraftan gidemiyorum. Belki şu taraftan gidebilirim. Oo, korkutucu. Bir şişe alkol. Bir şişe alkolü nereye dökebilirim? Alkol yakılabilen bir madde mi acaba? Ne? Ne yaptım? Alkolü içtim mi ben? Ha, şeye, dalın üstüne döktüm. Dalı ıslattım şimdi. Dalı ıslatınca ne oldu? Dalı ne yapabilirim? Dalı.
Abi şömineyi ya demişsiniz. Şömine yanmıyor arkadaşlar. Olmuyor yani. Dalı koymaya çalıştım olmadı. Burada farklı bir şey bulmam gerekiyor benim. Olmuyor işte. Kullanmıyor ki dalı. Şişeyi koyalım. Şişeyi de kullanmıyor. Şişeyi suyla dolduralım. Sadece bir masa. Dua et yanar belki. Televizyon kablosuna tut dalı. Mantıklı. Belki oradan elektrik de yanabilir. Aa, dal yandı ve mavi. Oo. Oh be. Ve bir şey parlıyor yerde. Küçük metalik bir objeye benziyor. Niko onu aldı. Bodrum katının anahtarı. Kullanalım bakalım. Niye kullanmıyorsun evladım? Ha, kullansana. Ne bu, anahtar deliği değil mi? Ben mi yanlış görüyorum arkadaşlar? Tövbe estağfurullah. Oğlum ben mi göremiyorum? Kör müyüm ya? Kullansana evladım. Aleyküm selam Ege. Yok arkadaşlar kullanmıyor. Delik göründüğünde tıkla. Mouse'la mı tıklayacağım? Çünkü bilgisayardan tıklıyorum. He? Olmuyor. Bunları birleştiremiyorum. Bu anahtar deliği değil. Harika. Şu an bunu nerede kullanabileceğim hakkında yani farklı bir fikrim yok çünkü. Ateşler rahatlatıcı. Aa, bu taraftan bir yere girdim. Karanlık lan. Göremiyorum ki bir şey. Hı demişim. O da ne? Eman ya Rabbi. Küçük bir ampul. Oyunun logosunda da vardı. Oyunun ana karakteri Nico. Roman. Aa, parladı. Çok güzel oldu be. Buradan gelmişiz demek ki. Ben niye göremediğimi şimdi anladım. Bodrum katı da bahsettiği burası galiba. Ampul. Aman tanrım. Tamamen rastgele buldum ama. Tamamen şansa buldum. Ne güzel aydınlandı be. Oh be. Buraya yerleştireceğiz var ya kesin. Tam oturdu. Tahmin etmiştim. Karakter çok tatlı gerçekten. O küçük dediğin ampul milletin güneşi. Güzel edebiyat. Verdim. Bu bir iltifat mıydı? Falan diyor. Oo, büyük bir yere benziyor. Fast travel. You can only quick travel to the locations you have already visited by selecting the fast travel option in the menu. Ha. Daha önceden ziyaret ettiğimiz yerleri hızlı bir şekilde geçebiliyormuşuz. Fast travel seçeneğiyle. Menüyü aile açabilirmişim. Ve evlerin içinde kullanılamıyormuş. Kastettiği şu galiba. Yo. Bulamadım. Neyse. Çok da önemli değil. Şimdilik. Şey var burada. Bir robot. Burada gizli bir yer var. Ha yok. Karşı tarafmış. Burada bir tren yolu varmış ama galiba yok olmaya yüz tutan bir dünya mı burası? Yoksa harabelere dönen bir yer mi? Farklı bir robot daha. Orada da bir robot var. Aa! O lampa! Buradasın. Ben mi? Evet. Dünyamıza hoş geldin yoldaş. Sizin hizmetinizdeyim. Evet. Aa, teşekkürler. Üzgünüm. Biraz kaybolmuş gibiyim de. Aa, doğru. Bir şeyleri açıklamama izin verin. İlk önce buraya nasıl geldiğinizi sorabilir miyim? Emin değilim. Bir garip bir evde uyandım. Çok karanlıktı.
Aa! Demek bilmediğin karanlık bir yerde uyandın ha? Hı. Tam da peygamberin söylediği gibi ya da elçinin mi desek? Elçi desek daha doğru olabilir, evet. Elçinin söylediği gibi sen bizim beklediğimiz kurtarıcısın. Ve dünyamızı sonsuz karanlıktan kurtaracak olan sensin. Sana çok önemli bilgiler vereceğim. Bana istediğin her şeyi sorabilirsin. Ha, pekala. Bana iç çamaşır şey, bu dünyayı anlatır mısın? Nerede olduğumu tam olarak bilmiyorum. Ve çok uzaklarda göremiyorum. Her şey çok karanlık. Dünyamız hep böyle karanlık değildi. Ve böyle bozuk da değildi. Ama zaman hiç kimseyi beklemez. Kurtarıcılarımızı bile. Bu dünya üç bölgeye ayrıldı. Sen şu an Fring bölgesindesin. You're on the Fring right now, the Barrens. Bu kalıp galiba, pardon. The Barrenlardasın. Şu gördüğün kule bir zamanlar güneşimizi tutuyordu. Ha, o uzun şey oydu demek. Merkeze daha fazla yaklaştıkça diğer bölgelerin içinden geçeceksin ya da yanlarında. Buralarda bir yerde bir harita olması gerekiyor. Aa, şey bana şeyden de bahsedebilir misin? Bu lambadan. Uyandığım evde buldum. O ellerindeki bizim yeni güneşimiz. Oğlum bu hepinizi aydınlatmaz ki, beni anca aydınlatıyor lan. Güneşiniz mi? Evet. Yıllar önce. Önceki güneşimiz. Sen set atop that torrent spill its life in the land. O kulenin üstünde duruyordu ve enerjisini, yaşamını bu alana, bu dünyaya yayıyordu. Ama bir gün söndü. Ah. Dünyamız dayanmaya devam ediyor. The surface of this world is abundant with an element called phosphor. Fortunately for us, this element stored light energy from our previous sun. Fosfor elementi önceki güneşten belli miktarda enerjiyi emmiş. Bunun sayesinde dünya hala yaşamaya devam ediyor galiba. Bu bizim tek ışık kaynağımız ama sınırlı bir kaynak. Son ışığımız da kaybolduğunda dünyamız da kaybolacak ve ölecek. Ha. Ama sen yeni güneşimizle birlikte geldin. O yüzden sıkıntı yok. Onu kuleye çıkarman gerekiyor. Çok yüksek görünüyor. Evet. Ama güneş biraz kırılgan, o yüzden dikkatli ol. Eğer o parçalanırsa bu bizim sonumuz demektir. Ha, bana şeyden bahsedebilir misin? Bilgisayardan. Evde bilgisayar vardı. Ve senin buradaki eylemlerin Niko'yu etkileyecek falan deyip duruyordu. Ama ben Niko'yum. Yani başka biri için miydi o mesajlar? Tahminimce o mesajlar sanırım Erdem içindi. Lan ismimi büyük yaz oğlum bak. Aa, o bizim ta ne oluyor lan? Tanrı manrı. Tövbe, bir dakika, ben çok aslında mütevazı biriyim arkadaşlar. Erdem demeniz yeterli ya, tövbe. Oğlum çarpılamayalım lan, durun. Eğer buradaysan Erdem de buradadır demektir. Erdem bize maceramızda rehberlik edecek. Aslında zaten ediyor. Gerçekten mi? Ama ben hiç kimseyi görmedim. Have you not contacted Erdem yet? Daha Erdem'le iletişime geçmedin mi? Hayır. Zannetmiyorum. Being the bringer of our sun, you have the sacred ability to communicate directly with Erdem. Güneşimizin getiricisi olarak Erdem'le direkt olarak iletişime geçmek gibi bir özelliğin var. Ve bu özellik sadece sende var. Bende bile yok. Lütfen gözlerini kapat ve odaklan. Pekala. Alo. Erdem, orada mısın? Ben bir su içip geldim. That is not my name. Bu benim ismim değil. Tamam, bu benim ismim ama bir E harfi büyük. Aa, tanıştığıma memnun oldum Erdem. Çok şirin bir şeysin. Buradan bir tane çakacağım sana. Dövesim geldi lan. Benim adım Nico. Hadi bowling'e gidelim o zaman. Ha, birini duydum. Ve isminin Erdem olduğunu söyledi. İnanılmaz. Erdem'den yardım istemeye korkma. Sonuçta sen elçisin. Bana şeyden bahsedebilir misin? Eve gitmekten. Kaba olmak istemem ama bunun hakkında o kadar da emin değilim. Sonuçta buraya nasıl vardığımı, nasıl geldiğimi bile bilmiyorum. Birkaç saat öncesine kadar annemle birlikteydim.
Ve şimdi kötü bir rüyadaymışım gibi hissediyorum. Birden yüzüm çıkıyormuş ekrana, tipim falan. I just want to go home. Sadece eve gitmek istiyorum. Görevin dünyayı kurtarmak. Ve benim görevim de sana dünyamızı anlatmak. Programlamam dışında bir şeyden bahsedemem. Üzgünüm. Ha. Vay be, sen de bir robotsun ama çok samimi gelmiştin başta. I think that's all I have to ask for now. Şimdi direkt soracaklarım bu kadar. Harika. Sana şans dilerim. Eyvallah birader.